Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız olan Van'dan seslenmekteyiz ve büyük bir firmanın konuğu olduk. Ete Beton'un konuğuyuz. Yanımızda ikinci kuşak olarak Ebüzer Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz birazcık bize? Ben adım Ebüzer Ete. Şirket genel müdürünün oğluyum. İkinci kuşakta diyebiliriz. Evet. Dediğiniz gibi. Öncelikle şirketimiz 1973 yılında bir ticarethane olarak başladı. Ufak bir ticarethane. Daha sonra ileriye dönük sürekli adımlar atılarak çeşitli adımlar atıldı. En son olarak da 1994 yılında Van'da altyapı ürünlerini üretmeye başladık. Evet, altyapı ürünleriyle başladınız. Altyapı ürünleriyle inşaatta hani ikinci bir döneme geçtik diyebiliriz. Daha sonra prekast, deprem performansı çok yüksek çift duvar, prekast döşeme ve duvar imalatına başladık. En önemli üretimimiz de şu anda bu, doğru mudur? Şu anda prekast diyoruz, çift prekast duvar olarak adlandırılıyor. Evet. Şimdi bu üründen şöyle bahsedersek, bu ürünün 2008 yılında bunun düşünce aşaması bitti ve fiil aşamaya geçtik. Yani Ar-Ge aşamasını bitirdik. Fiil aşamaya geçtik. Bu fiil aşamada da ama bu sistem, öncelikle sistemden biraz giriş yapayım. Nasıl, nerede kullanılıyor, evet, falan diye. Şimdi bu sistem Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da yıllardır kullanılmakta zaten. Bu sistemle okul inşaatları, hastaneler, yurtlar, çevre duvarları, istinat duvarları, normal konutlar çeşitli amaçlarda kullanılabiliyor. Bu depreme dayanıklı olduğu için bizim ülkemiz için bulunmaz bir fırsat. Biz bunu bu şekilde gördüğümüz için Türkiye'de getirmek istedik. Ve Türkiye'de, evet, ilk ve tek olarak Van'da kuruldu bu firma, sistem. Ete Beton olarak Van'da kurdunuz. Ete Beton olarak Van'da kurduk. Bu sistemi getirmeden önce bizim Amerika'da bir tane profesörden, bu inşaat alanında profesörden bu sistem üzerine araştırmalar yapmış ve bu sistemin mucidi diye adlandırabileceğimiz kişi tarafından danışmanlık hizmeti aldık. Ve evet, aşamalarda safha safha fabrikamıza gelip bize danışmanlığını yaptı. Her aşamada var olan sorunları gidermemize yardımcı oldu ve sorunsuz bir şekilde üretime başlamamıza yardımcı oldu. Daha sonra 100. Üniversitesi başta rektör olmak üzere oradaki öğretim görevlerimiz olsun, oradaki bilim adamlarımız olsun, hepsinden teker teker yardım aldık bu konuda. Aşama aşama hepsini üniversiteyle birlikte aşama aşama, onlar da takipçisiydiler. Sonuçta ülkede olmayan bir şey. Ve hani sanayilere büyük bir çığır açacak bir şey bu. Onlarla da birlikte 2011 yılında üretime başlamaya hazır hale getirdik. 2011 yılından beri üretime hazır hale geldi. İşte 2012 yılında depremden önce de üretimlerimiz oldu. Yalnız fakat depremden sonra 2012 yılında 46 bin metrekare üzerine 222 tane konut inşa ettik. Bunu da 6,5 ay gibi çok kısa bir sürede oturmaya hazır hale getirdik. Bu da hani hem bu sistemle çok hızlı bir şekilde, bizim Doğu Anadolu şartları biliyorsunuz, kış şartları çok kısa sürüyor, evet, uzun sürüyor. Bu yüzden inşaat yapım süresi çok kısa. Bu da bunun için yani çok ideal bir şey aslında. Hani kısa bir sürede büyük konutlar yapabiliyorsunuz ve depreme dayanıklı olduğu için Van'da hani depremden aklımızda zaten biliyoruz. İnşallah bir daha başımıza gelmez ama. İnşallah diyoruz. Ama sonuçta bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz. Buna uygun hareket etmek zorundayız her şeyde. Sadece yapılarımızda değil, her şeyde hareket etmek zorundayız. Bunun için hani bu sistem her açıdan çok uygun. Hem yapılış aşamasında, hem montaj aşamasında, üretim aşamasında, nakli aşamasında, her şeyde çok uygun. Bu sistem varken de hani başka bir sistemin denemek de hani çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu sistem tamamen fabrikada, makine kontrolünde üretiliyor. Ve hata payı neredeyse yok. Minimum. 1,5 milim gibi bir hata payı var. Şimdi bu şekilde hatasız yapılan bir ürün varken hata payı da bu sistemde sıfıra çok yakın, 1,5 milim hata payımız var. Bu yüzden hataya da yer olmadığı için insanlar güvenli bir şekilde bu konutlarda, yapılarda
yaşayabilirler, oturabilirler diyoruz. Hele de Van bölgesinde yaşamış olduğumuz büyük acıdan dolayı, depremden dolayı artık daha dikkatli davranmakta çevrenizdeki inşaat, inşaatlar, mühendisler ve vesaire diyebilirim. Şunu öğrenmek istiyorum. Çift duvar olarak özelliği nedir? İçinde bulunan demir, betonu bunlar mıdır? Yani şöyle söyleyeyim size. Üretimde zaten izleyicilerimiz ekran başında görecekler nasıl üretildiğini. Üretimde ekran başında göreceklerse o zaman ben şöyle açıklayayım. İki duvardan oluşuyor. Evet. İki duvar arasına hani beton geliyor. Evet. Bu beton da hani bu betonun da üçgen kafes demir sistemiyle demirler kullanılıyor betonun içinde. Bu demir de farklı bir sistem. Betona hani o yaptığımız ürünlere ayrı bir kalite mukavemet katıyor. Evet. Bu yüzden sistemimiz kaliteli hale geliyor ve sistemdeki bütün parçalar bir kutu gibi birlikte hareket ettiği için tamamen depreme dayanıklı bir hale gelmiş oluyor. Bu betonun mukavemeti de çok yüksek olduğu için bir de biz bu mukavemeti düşüremiyoruz da. Şöyle bir hani alıcılara şöyle bir rahatlık olsun. Genelde hani beton kalitesini, testini yaparlar, evet, ederler. Biz çok şükürler olsun ki bunu düşüremiyoruz. En üst seviyede yapmak zorundayız. Yoksa bu sistem bunu kabul etmiyor. Hani bunu üretemezsiniz. Uygulanması gereken bu yani. Uygulanması gereken bu. Çünkü bu depreme dayanıklı bir sistem olduğu için yani malzemeden çalma gibi bir şeyiniz yok. Evet. Kalıplaşmış duvarların dışına çıkıyoruz artık. Dediğiniz gibi çift duvar olarak, prekast olarak adlandırdığımız hem inşaat yapımında daha kolay hale gelen, aynı zamanda daha sağlıklı inşaatların oluşmasına neden olan sistem diyoruz biz buna. Müşteri portföyümüzü bu anlamda genelde kimler oluşturmakta peki Ebu Zer Bey? Müşteri portföyü tabii ki yine herkes olabiliyor. Bunu normal bir vatandaş da gelip ben ev yapmak istiyorum talep edebilir. Talep edebilir. Kendi projelerimiz bulunmakta. Tabii ki bunu bizim hani açıkçası isteklerimiz olarak hani bizim öngörülerimiz olarak biz devlet kurumlarından da bunların talep bekliyoruz açıkçası. Evet. Çünkü en önemli noktalar okullar, kamu kuruluşları, okullar, hastaneler, dediğiniz gibi yurtlar, toplu yaşam alanlarının olduğu yerlerde, evet, muhakkak çok insan yaşadığı için kesinlikle hani diğer yapılara göre daha sağlıklı, daha sağlam olması gerekiyor. Bu yüzden bu sistemi devlet yapılarında da hani şiddetle öneriyoruz. Hani buradan eğer kurumlara seslenecek olursak bu sistemi tanımalarını, araştırmalarını veya, evet, da bizden bilgilendirme talebinde bulunmalarını rica ediyoruz. Ekranda geçen telefon numaralarımızdan ulaşabilirler sizlere diyoruz. Hı-hı. Şunu da öğrenmek istiyorum. Madem bu kadar gerçekten avantajlı, fiyat politikası bu anlamda diğer inşaat malzemelerine göre ne orandadır? Şimdi diğer inşaat malzemelerini şu şekilde yapabiliriz. Mesela bir tane duvar yapıyorsunuz, binanın duvarını yapıyorsunuz. İnsan hatayla doğmuştur sonuçta. Bu hata payı çok yüksek. Yamuk yapabilir, eğri yapabilir, bir yerini es geçebilir, kalitesini düşürebilir. Bunda hata payı olmadığı için ekstradan daha sonradan yenilemeler yapılmayacağı için işte çıkmayacağı dolayı hani ilk başta almadan önce bir maliyet vardır. Ona göre kendinizi hazırlarsınız, ekstra bir şey çıkmaz. Bunun aynı sınıfta, aynı kaliteyle kıyasladığınız zaman aynı şekilde yapmaya çalışırsanız aynı sağlamlıkta bu daha ucuza denk geliyor. Hem süre olarak hem de maddi olarak daha ucuz. Düşündüğümüz zaman tüketici olan yani prekast kullanan kişiler, firmalar vesaire olarak adlandırdığımızda avantajları firmaya çok yüksek. Hem işçi bakımından, hem zaman bakımından, hem de fiyat bakımından. Tabii. Yani, avantaj olarak getirileri daha fazla olmakta. Tabii muhakkak. Şimdi diğer bir şekilde bir inşaat yaparken hani örnek rakamlar olacak olursa hani bir kat, bir beş katlı binada 100 tane, 150 tane eleman hani betonudur, harcıdır, pirketidir, tuğlasıdır, döşemesi, işçi gücüdür. Bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Peki Ebu Zer Bey, yani prekast sistemi diyoruz ya, çift duvar sistemi sizlerin üretmiş olduğu, yani Türkiye'ye getirmiş olduğu ilk sistem bu. Bunun tüketici bakımından avantajları nelerdir? Şimdi en başta hızlı, çok hızlı bir şekilde üretim yapabiliyoruz. İkinci olarak sağlam. Hı hı. Ve bu sağlamlıkta yapıldığı zaman diğer yapılardan daha ucuza denk geliyor.
Evet, düşündüğümüz zaman işçi gücü, aynı zamanda alınan malzemenin daha kaliteli ve daha ucuza gelmesi, kullanılan tüketici için daha avantajlı hale gelmekte. Tabii zaten şimdi inşaatta temel şeyler zamandır. En önemli nokta. Bir de maddiyattır. Bu ikisi için de gayet güzel avantajları var. Bu yüzden en avantajlı noktaları hem maddi açıdan hem de zaman açısından bu iki açıdan ele alabiliriz. Çünkü inşaat sektörü biliyoruz ki kış aylarında çok zor hale gelen ve yaz aylarında hızlandırılmış bir şekilde kaliteyi biraz düşürerek yapıldığı için bu daha avantajlı hale geliyor. Zamanı ön plana atıyoruz, aynı zamanda kaliteyi ön plana atmakta ve işçiyi fazla da yormamaktayız. Ya muhakkak şimdi insan yapılarında hata çok. Bizim bu yaptığımız sistemde hata payı sıfır. Sıfır neredeyse. 1,5 milim tekrar yenileyim. Hata payı az olduğu için kalitede ister istemez düşmüyor. Aynı kalitede standart bir şekilde ürünleri üretebiliyorsunuz. Evet. Tabii depremden dolayı deprem bölgesi olduğumuz için kalitede önemli bir faktör. Yani çok önemli bir nokta. Bu yüzden hem hani 3 ana başlık adı altında tüketicilere bunu sunabiliriz. Hem maddi açıdan hem kalite açısından hem zaman açısından bu sistemi tüketiciler için hani bulunmaz bir fırsat olarak önerebiliriz yani. Peki biraz o zaman üretim alanımızı tanıyalım. Kaç metrekarelik alanda kaç tane makineyle gerçekleşmekte bu işlem? Bu işlem bizim toplam fabrikanın hem altyapı hem de prekast olarak toplam 10.000 metrekarelik bir alanımız var. Evet. Bunun 3.000 metrekaresi kapalı alan. Geri kalan stok alanı dediğimiz açık alanda gerçekleşmedi. Bütün makinelerimiz kapalı alan içerisindedir. Biz bu prekast sistemini bir kafes donatı makinemiz var. Bir bükme makinemiz var. Etiket bükme makinesi. Bir de prekast fabrika olarak bu başlı başta farklı bir fabrikadır. Üç ana başlık altında hani prekastı anlatabiliriz. Bunun yanı sıra da altyapı ürünlerini ürettiğimiz makinelerimiz var. Evet. Bunlarda da hani 150'likten 600'lüye kadar ayrı bir makinemiz var. 600'lükten 1800'lüye kadar ayrı makinelerimiz var. Menfez için ayrı makinelerimiz var. Baca elemanları için de ayrı makinemiz var. Toplamda 8 tane de altyapı için makinemiz var. Evet, bu sistemle ilgili başka ne üretimi yapabiliyoruz peki Büzer Bey? Bu sistemle konutların yanı sıra 60 kata kadar konut yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra çevre duvarları, istinat duvarları, havuzlar, menfezler, bunun kamu kurum ve kuruluşları için okullar, hastaneler, yurtlar, toplum yaşanabilen alanların hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Düşündüğümüz zaman gerçekten inşaat alanında yapılabilecek en büyük olay diyebilirim bu çift duvar ve prekast sistemi. Ete beton olarak hangi işlemleri gerçekleştirmeyi teyiz bunu da öğrenmek istiyorum sizlerden. Yani altyapımız bulunmakta, çevre duvarları üretilmekte. Ete beton olarak, evet, olarak baktığımız zaman altyapı ürünleri. Altyapı ürünleri de bunlar beton borular. Evet. Betonarme borular. Menfezler, baca elemanları, bunların hepsini üretebilmekteyiz. Prekast sisteminde de az önce bahsettiğim gibi birçok alanda kullanılmakta diyoruz. Diyoruz. Hani şirket olarak hem altyapı hem üst yapı olarak yani düşündüğümüzde Etabeton'un iki tane sistemi var. Biri prekast sistemi, bir de Etabeton'un kendisine ait üretmiş olduğu altyapı sistemi tabii bulunmakta. Etabeton olarak Ebüzer Bey, buradan iş dünyasında neler söylemek istersiniz? Yani iş dünyasına buradan şunu söylemek istiyorum. En öncelikle hani bunu Türkiye'de insan hayatının aslında göründüğü kadar da ucuz olmadığını göstermelerini istiyorum. Çünkü evet, insan her şeyin, dünya insan için zaten. Herkes insanlar için çalıştığı için de insanlar için en rahat, en konforlu, en kaliteli ve en ucuz sistemleri yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda da biz prekastla bu dileklerimizi gerçekleştirmek istedik. Hani bir adım atmak istedik. Umarım muvaffak oluruz. İnşallah diyoruz. Gerçekten başarılı Türkiye'ye getirmiş olduğunuz yenilikler diyoruz bunlar. Babanızın öncülüğüyle beraber ikinci kuşak olarak sizler devam ettiriyorsunuz. Başarılısınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Dediğiniz gibi insan hayatı ucuza alınmayacak kadar riskli bir hayat yani bu. Herkese bu anlamda
dikkate alınması gereken noktalarda duvar sistemi en önemli nokta diyoruz. Frekans sistemini uygulamalarını öneriyoruz. Teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugünkü durağımız olan Van'dan seslendik. Farklı bir sistemin konuğuyduk aslında. Ete betonun konuğuyduk. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.